Şimdi de Tophane Müşiri'ye Zeki Paşa yalısına geldik. Bakın Boğaz'da taş ender yalılardan birisidir. Bu Boğaz'da yalılar genellikle ahşap iken Zeki Paşa yalısı taştan yapmış kendi yalısını. Alexander Valery'ye, mimar Alexander Valery'ye yaptırıyor. Yalı 5 katlı ve Sultan II. Abdülhamit döneminde Tophane Müşiri olan Zeki Paşa'ya aittir. Zeki Paşa 20 yıl boyunca askeri okullar komutanı. Bu yalıyı yaptırırken parası yetmediği için, tükendiği için 2. Abdülhamit'e şöyle bir arıza, mektup yazıyor. Diyor ki, Sadrazam Paşa kulunuza 16 bin altın ihsan ettiğinizi duydum. Mahrumiyetimi onunla mukayese edince kendimi denize atasım geliyor. Padişah da aman denize atma deyip kese kese altınlar göndererek Zeki Paşa'yı boğulmaktan kurtarıyor. Yalı tamamlandıktan sonra 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. Talihsizliğe bakın ki evvela para yetmezliği sebebiyle yalı tamamlanamamış. Padişah'tan ihsan-ı şahane istiyor Zeki Paşa. Padişah lütfediyor. Sonra yalı tamamlanır tamamlanmaz da 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. Daha sonra Abdülhamit devriliyor, sürgüne gidiyor Selanik'e. Zeki Paşa da padişaha ve saltanata bağlı olan birçok paşa ile birlikte sürgüne gidiyor Büyükada'ya. Büyükada'ya gittiğinde orada Ali Kemal ile tanışıyor. Sonradan damadı olacak Ali Kemal ile. Zeki Paşa daha sonra bu çilesi bitmiyor. Büyükada'dan sonra Rodos Adası'na, oradan Viyana'ya sürülüyor. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında İttihatçıların tasfiyesiyle İstanbul'a dönebiliyor. 1914 sonbaharında 65 yaşındayken Büyükada'da vefat ediyor. Damadı Ali Kemal ise başlangıçta ismi Ali Rıza iken Namık Kemal'i çok sevdiği için bu ismi almıştır. İttihat Terakki aleyhindeki yazıları sebebiyle Londra'ya sürgün gidiyor. Ve burada çok ilginç bir şey yaşanıyor. Sürgündeyken İngiliz Winfred Brown ile evlenince işte günümüzde İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson bu evlilikten doğan torunudur Ali Kemal Bey'in. İngiliz eşinden torunu. Ali Kemal ikinci evliliğini kendisinden 26 yaş küçük olan Sabiha Hanım ile yapıyor. Sabiha Hanım Zeki Paşa'nın kızı. Fakat kısa bir zaman sonra Sakallı Nurettin'in adamları tarafından İzmit'te öldürülünce Zeki Paşa'nın vefatından sonra da varisleri yalıyı satılığa çıkarıyorlar. Ve Sultan Vahdettin, son padişah Vahdettin yalıyı kızı Sabiha Sultan için satın alıyor. Bakın ilginçtir. Zeki Paşa'nın kızı Sabiha, Sultan Vahdettin'in kızı da Sabiha. Her iki Sabiha da burada kalmışlar. Sultan Vahdettin kızı Sabiha Sultan evliliği için bu yalıyı satın almıştı. Fakat çok talipleri vardı. Hatta Mustafa Kemal de Atatürk de bu taliplerden birisiydi. Sonradan Enver Paşa gibi sarayın emrinde olmak istemediğinden vazgeçiyor. İran Şahı da yine Sultan Vahdettin'in kızına talip olanlardan. Fakat bir ilk yaşanıyor ve son halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile evleniyorlar. Ve bembeyaz gelinliğiyle bu yalıya geliyor Sabiha Sultan. Şimdilerde ise bembeyaz kefeniyle Rumelisar'ın yanındaki Aşiyan mezarlığındadır. Üç kızıyla birlikte aynı mekanda Fatma Neslişah, Zehra Hanzade, Necda Hibetullah Sultan'la üç kızıyla birlikte Aşiyan mezarlığındadır Sabiha Sultan. Nihayet Ömer Faruk Efendi ile evlenip bu yalıya yerleştiğinde Sabiha Sultan bir talihsizlik daha yaşanıyor ve İngilizler İstanbul'u işgal ediyor. Tam işgal bitti denirken kurtulduk işgalden dedikleri sırada da saltanat ve hilafet kaldırılıyor ve hanedan sürgüne gönderiliyor. Ömer Faruk Efendi ile birlikte Sabiha Sultan evvela Fransa'ya sonra Mısır'a gidiyorlar. Mısır onlara bir şanssızlık getiriyor ve Mısır'da ayrılıyorlar. 45 yıl süren bir sürgün hayatı sonrasında Kahire'de vefat ediyor Ömer Faruk Efendi. Hanedan sürgüne gönderildiğinde
satıldığı için o dönemde de Yunanistan'la yaptığımız Dömeke Savaşı kumandanlarından Gazi Ethem Paşa'nın torunları Zeki Baştımar bu yalıyı satın alıyor. Bakın Osmanlı döneminde ilk sahibi Zeki Paşa'ydı. Cumhuriyet döneminde ilk sahibi ise Zeki Baştımar. Bu yüzden Sabiha Sultan bu yalıya dönememişti. Yeniköy'deki kızının yalısında vefat etmişti. Vefat ettiği tarihe de bakın. 26 Ağustos 1971. Yani Malazgirt Zaferi'nin tam 900 sene sonrası aynı gün. O kadar ilginç tevafuklar vardır ki bu yalıda. Şimdi tekrar yalıya dönelim. 23 oda, 4 salon ve 8 banyodan oluşan bu yalı 130 metrelik sahiliyle Boğaz'ın en büyük 10 yalısından birisidir. Şimdiki sahibi ise yalı emlakçısı olan Çiğdem İtay hanımefendi. Yalının fiyatı ise 115 milyon dolar. Her katı ayrı bir mimari üslupta olan Zeki Paşa yalısı, bu taş yalı, Boğaz'ın en pahalı 10 yalısından birisidir. Aynı zamanda dünyanın en pahalı 100 evinden birisidir. Biraz önce söylediğim gibi Boğaz'da yalıların ahşap olduğu dönemde kalıcı olması hasebiyle Zeki Paşa tarafından taş olarak yaptırılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tam altındaki bu yalı şu anda dünyanın en pahalı 100 evinden birisidir ve satılır.